I walk to you so I can be close to you. Really simple to look at it that way. Arkadaşlar merhaba. Bu videoda telefonunuzdan Among Us'ın animasyonlu wallpaper'ı nasıl yaparız bunu göstereceğim. İlk olarak açıklama kısmından KyleMaster'ı indiriyorsunuz. Artıya basıyoruz. Eğer telefonunuz yani dikey bir şekilde wallpaper yapmak istiyorsanız 9-16 seçebilirsiniz. Ben 16'ya 9 bir şekilde açacağım. Açtıktan sonra arka plan deyip sol üstten bir tane siyah arka plan ekliyoruz. Yaklaşık 10 saniye böyle sağından çeke çeke bunu uzattık. En üst katmanımız siyah olmuş oldu. Şimdi katman diyoruz, medya diyoruz. Yine açıklama kısmında verdiğim böyle yıldızlar var Among Us'taki gibi. Bunu ekliyorsunuz. Ekledikten sonra böyle yaptığım gibi büyütüyorsunuz ve anahtara bir kez basıyorsunuz. Bastıktan sonra yıldızların ilk hali, yani şöyle bunu sağ tarafa doğru çekeceksiniz ki yıldızların en sol tarafı gözükecek. Şunu şöyle bir sona kadar uzatayım ben. En sonuna gelip anahtara basıp bu sefer en sağına doğru çekeceğiz. Yani biz buna böyle bir animasyon vermiş olduk. Şimdi yapmamız gereken bir adet Among Us oyuncusunun PNG halini buraya koymak. PNG'yi nasıl yapacağız diyen arkadaşlar için kanalımda PNG yapma videosu mevcut ama yine de göstereceğim. İlk olarak Google'ı açıyoruz. Bu işlemlerin aynısını telefonda da yapabilirsiniz. Google açtıktan sonra buraya hangi rengi istiyorsanız o rengi bir yazıyorsunuz. Ben mesela turuncu istiyorum. Orange Among Us PNG yazıyoruz. Buradan görsellere giriyoruz. Bir tane Among Us karakterini direkt farklı kaydet diyerek. Siz telefondaysanız basılı tut indir diyorsunuz. Buraya Among Us turuncu yazalım. Masa üstüne indirsin. Daha sonrasında Remove BG sitesine giriyorsunuz. Bunun Play Store'da uygulaması da var. Oradan da indirebilirsiniz. Ben sık sık telefonda kullanıyorum. Upload Image diyoruz. Ve indirdiğimiz karakteri seçiyoruz. Ve Download diyoruz. Ve indiriyoruz. Gördüğünüz gibi PNG bir şekilde indirmiş olduk. Şimdi KyleMaster'da videonun en başına gelip katman diyoruz, medya diyoruz. Buraya PNG karakterimizi ekliyoruz. Karakterin en altını da silebilirmişiz gerçi ama olsun, şimdilik böyle kalsın. Video daha fazla uzamasın. Karakterimizi küçültüp sol tarafa alıyoruz. Az da bükelim şöyle. Karaktere en sona kadar uzatacaksınız. Daha sonrasında bu işlemi yapacaksınız. Gördüğünüz gibi şu an ortalı bir çizginin üstünde bu gidiyor. En sola şöyle koyuyorsunuz ve anahtara basıyorsunuz. Videoyu 2 saniye ilerletiyorsunuz. Karakteri de aynı şekilde 2 saniye ilerletiyorsunuz ve burada bir nokta oluştu. Anahtardayken burada bir nokta oluştu. Karakteri döndürebilirsiniz. Biraz daha ilerletiyoruz. Karakteri de ilerletiyoruz. Ortaya aldım bu sefer. Biraz daha döndürdüm. Biraz daha ilerlettim. Karakteri de ilerlettim. Ve biraz daha döndürdüm. Ve en sona geldim. Biraz daha ilerlettim. En sona getirdim. Ve karakteri de normal haline getirdim. Şöyle bir oynatalım. Gördüğünüz gibi karakterimiz Among Us'taki gibi bu şekilde dönmüş oluyor. Eğer ki videonun süresini şöyle birazcık kıssaydık. Bunu da sağ tarafından keseceğim. Videonun süresini kıssaydık bunun hızı artacaktı. Birazcık kıstım. Böyle 6 saniye benim için uygun. Şuraya ben takıldım nedense. Siz bunu siteden de yapıyorsanız bu alt tarafını silin. Orada düzenleme yeri var. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle. Karakter tam buradayken karakterin geçtiği yerden yazı çıkacak. Peki onu nasıl yapacağız? Katman diyoruz, medya diyoruz. Buradan şey, metin dedik. Buraya Among Us hareket şey animasyonu wallpaper yapımı yazdım. Buradan AA'ya basıp istediğiniz bir fontu seçebilirsiniz. Bu pek fark etmez. Şimdi bu şöyle olacak. Şey, harf harf yazacağız arkadaşlar. Bu şimdi harf harf yazdığımızda gördüğünüz gibi bunun üstünde oluyor. Among Us karakterimiz gelip buradan en öne getir diyoruz. Gördüğünüz gibi karakterimiz en öne gelmiş oldu. Şimdi bu yazı birazcık erken mi geliyor? Bana mı öyle geldi?
Aynen, yazımız biraz erken geliyor. O yüzden yazıyı biraz daha geriye doğru alıyorum. Şöyle oynatıyorum. Yazımız hala çok hızlı. O yüzden yazıyı biraz daha geriye aldım. Gördüğünüz gibi yazıyı ayarladığımızda karakterin arkasından çıkıyormuş gibi oldu. Şunu tam uzatamamışım ben. Heh, en son uzattım. Şuradan sağ üstteki yere basıp ayarlarınızı yapıp export dediğinizde projenizi telefonunuza kaydedebilirsiniz. Daha fazla Android eğitim videoları için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.